geldi, vallahi geldi. Sakin ol. Nasıl etme, geldi ya. Kanka geldi. Kanka bak, kızları alıp buradan hemen topuklayalım. Anladın mı? Yürü. Ay aşkım, inanmıyorum, bembeyaz olmuşsun. Hı? Ya bir şeyim yok, korkmadım. Aşkım iyi misin? Çok mu korktun? Ha, sizin bu yaptığınızı eşek şakası derler ama. Sizden öğrendik. Ya. Neyse, hiç korkmaya gerek yok. Çünkü gördüğünüz gibi ayı falan yok. Rahat rahat uyuyabilirsiniz. Hadi siz çadırınıza dönün de uyuyun. Hadi. İyi geceler. Vallahi ne güzel oldu ha. Çok eğlendik. İyi ki de geldik ya. Temiz havada cabası. Gerçekten aşkım. Her şey çok güzel. Özellikle ayıların karşısındaki asaletiniz, cesaretiniz bizi çok etkiledi, çok. Ha, gülün siz, gülün. Gerçek olsaydı böyle gülebilecek miydiniz acaba? He. Benim aşkım çok cesur ya. Deveyi, danayı yere serer, o kadar cesur. Aslı. Her şey ne kadar güzeldi. Şimdi gerçek dünyaya dönme vakti. Ya ne olacak ya? Yine geliriz. Biz en iyisi Erdemciğim, bir an önce kahvaltımızı yapalım da pastanemize dönelim. Bir bakalım şu Defne ne yaptı? Ortalığı birbirine mi kattı, dağıttı mı, işleri halledebildi mi? Hayatım niye ortalığı karıştırsın? Kız kocaman yetişkin bir canlı. Niye ortalığı karıştırsın ki? Değil mi kan? Her şey için çok teşekkür ederim. Çok güzel vakit geçirdim. Ben de aşkım. Şirkete geçeceğim. Sen pastaneye gidecek misin? Evet. Tamam, ben bırakırım seni o zaman. Hemen çıkarız değil mi? Hı-hı. Üstümü değiştirip eşyalarımı bırakacağım sadece. O zaman yarım saat sonra burada buluşuyoruz. Tamam. Ben de kızı evine bırakıyor sanır. Yok artık. Ah, Aslı. Kuzum. Oh. Geldin mi? Geldim anne, geldim. Ama üstümü değiştirip tekrar çıkacağım. Ya Aslı, pastaneye mi gidiyorsun? Hı hı, evet. Biraz dursan da böyle hasret gidersek diyorum. Anne söz veriyorum, bu akşam erken çıkacağım.
Hasit gideriz, tamam mı? Kahvaltı ettin mi? Ettim anne, gelmeden önce ettim. Ah benim akıllı kızım, güle güle. Biraz konuşalım mı Aslı? Burak Bey aramızda geçen konuşmadan bahsetmiştir sanırım. Ben artık ilişkiniz konusunda eskisi gibi hissetmiyorum Aslı. Burak, yani Burak Bey seni gerçekten seviyor sanırım. Şükran abla, böyle düşünmen beni çok mutlu etti. Ama yine de bu durumun tehlikeli olmadığı anlamına gelmiyor. Evet, biliyorum. Çarpışacağınız sorunların farkındasın değil mi? Hem de fazlasıyla. Bak Aslı, yanlarında uzun zamandır çalışıyorum. O yüzden çok iyi biliyorum. Çok zorlu bir savaşın içine girmek üzeresiniz. Burak Bey senin için mücadele edecek gibi. Bu belli. Ama sonuçta o onların oğlu. Onlar da sana karşı onun için deli gibi mücadele edecektir. Hatta seni kötü göstermek isteyeceklerdir. Bunların da farkındasın değil mi? Farkındayım. Ben artık evden taşınmanız konusunda baskı yapmayacağım. Ama sen de bana söz vereceksin çok dikkatli olacağınıza dair. Söz veriyorum. Burak da ben de çok dikkatli olacağız. Annene ne zaman söyleyeceksin? Bunu senden duymalı. En yakın zamanda konuşacağım. Okul bir an önce başlasın. Hemen part-time bir iş bulup çalışıp para biriktireceğim. Ki tatsız bir şey olursa hemen gidebilirsiniz. Aynen. Ah Aslı'cığım ya. Ah. Başınız büyük belada. Şükran abla, her şey için çok teşekkür ederim. Desteğinin benim için önemini tahmin bile edemezsin. Oh canım. Canım benim, canım benim. Bulabildin mi? Evet. Ne buldun? Çabuk anlat. Emin olmaya çalışıyorum Çağla. Birazcık sabırlı olursan. Uyuz işte. Uyuz. Atmayı unuttum. Ay iyice iş modundan çıktık Aslı. Ver ver. At hemen. Uf, inşallah beğenir ya. Canım benim, bunu nasıl beğenmesin? Ellerine sağlık. Ben çıkıyorum. Dur şaşkın nereye? Bunu da al da öyle git. Hadi. Gönderdim. Hayırlı olsun. Ay. Kolay gelsin. Sağ ol. Hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz konuşalım mı Aslı? Tabii. Söyle geç. Konuşmaya nereden başlayacağımı bilemedim. Senden önce ben bir şeyler söylemek istiyorum. Dinliyorum. Duyduğun şeyler geçmişte kaldı. Çocukça masum şeylerdi yani.
Bunları sana anlatıyor olmam çok garip. Keşke hiçbirini duymamış olsaydın ama sen de benim yüzümden zor durumda kaldın. Burak'ı yansıtmadığın için sana çok teşekkür ederim. Aslı, ben hiçbir şey duymadım, merak etme. Bu yüzden rahat olabilirsin. Burak'la da konuştum. Bir sorun yok yani. Ben buraya senin arkadaşın olarak geldim. Bak Aslı, biz arkadaşız ve ben sana gerçekten değer veriyorum. Ve bunun bozulmasını istemiyorum. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Hani böyle düşünüyor olman beni çok mutlu etti. Tekrar çok teşekkür ederim sana. O zaman bir sorun yok. Evet. Eda nasıl? Onu hiç sorma ya. Bu aralar bizi bayağı delirtiyor. İnşallah en kısa zamanda her şey yoluna girer. Umarım. Eğer istersen ben Eda ile konuşurum. Şimdilik böyle bir şeye gerek yok. Yine de sağ ol. Neyse ben artık kalkayım. Kalkmadan bir şeyler alayım buradan. Vaktin varsa istersen hazırlayayım burada ye. Teşekkürler, paket olsun. Neyse, kendine iyi bak. Görüşürüz. Görüşürüz. Eda'ya selam söyle. Söylerim. Aslı? Ne dedi? Ya bu olanları unutalım dedi. Ben Burak'la da konuştum. Hiçbir sorun yok, iyiyiz dedi. Arkadaşlarımızın bozulmasını istemiyormuş. Vallahi içim rahatladı Gonca ya. Oh be. Yalnız ne iyi çocuk ya. Nasıl çözdü her şeyi kimseyi kırmadan? Evet, ben iyi çocuk dedim ama sana. Canım benim ya, haklıymışsın gerçekten de. Ay neyse, ya şu işlerimi de halledeyim de Burak birazdan beni almaya gelecek. Ay eve erken gitmem lazım, annem beni artık öldürecek yani. Biraz fazla abarttık değil mi? Evet. Ama çok iyi eğlenmiyor muyuz kızım ya? Seni bu yüzden seviyorum. Senin yanında kendimi hiçbir şey yapmak zorunda hissetmiyorum. İçimden ne geliyorsa o. O kadar rahat, o kadar huzurluyum ki. Birlikteyken konuşabildiğimiz kadar susabiliyoruz da. İşte bu sessizlik benim için çok kıymetli. Benim için de öyle. Resmen dinleniyorum seninle. Seni hiç bırakmayacağım. Biliyorsun değil mi? Thank you.
İşte şimdi elime düştüm Burak Masaroğlu. Efendim? Çağla. Kızın nerede yaşadığını buldum. Nerede? Nerede yaşıyor? Vallahi söyleyerek sürprizi bozamam. Gelip alıyorum seni. Tamam. Bir an önce annemle konuşmam lazım. Özledim bile. Ben de, hem de çok. Aslım, hazır mısın yavrum? Ay, hazırım anne. Kuzum, sen üniversiteli mi oldun? Ay anne, rüya gibi, inanamıyorum hala. Ben de inanamıyorum. Aslı, sen şimdi okula gideceksin ya, yani böyle derslerini çok iyi dinle. Öyle herkesle de arkadaşlık yapma, değil mi kuzum? Anneciğim, senin çocuğun koca kız oldu ya. Oldu, biliyorum ama benim için hala küçüksün. telefonun çalıyor, nerede yavrum telefonun? Aa, kim arıyor sabah sabah Aslı? Gonca arıyor ya. Açsana çocuğu. Anne şimdi ben onu yolda ararım, acelem var. Ya yavrum açsana telefon diyorum. Anne şimdi lafa tutar iki saat beni ya, ben ararım onu. Tamam. Al yavrum. Anne benim param var. Ya yanında bulunsun. Aslı. Oh. Allah zihin açıklığı versin çocuğum. Amin, amin. Kolay gelsin. Hadi dur, su dökeceğim arkandan. Sen beni aradın ya. Az kalsın anneme yakalanıyordum ya. Çok stres oldum. Keşke yakalansaydın. Hiç bana öyle bakma. Senin başka türlü annenle falan konuşacağın yok. Haklısın. Tamam. Konuşacağım annemle. Cesaretimi toplayıp her şeyi anlatacağım. Emel'i iyi tanırım. Aslı'ya çok kızacaktır. Hele ki ortada bir ciddiyet olmadan annesine açılırsa ikisinin arası bozulabilir. Ne oldu Burak? Sen konuşmamı istemiyor musun yoksa? Tabii ki de istiyorum canım. Bunu da nereden çıkarttın? Aşkım, heyecan var mı? Ya olmaz olur mu? En büyük hayalim be. Canım benim. Sayende ben de ilk defa heyecanlı ve istekliyim. Fikir şeytanın bile aklına gelmez doğrusu. Asla senin düşmanın olmamalı. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Bazen ben de korkuyorum kendimden. O gün beni bıraksaydın şu an burada olamazdık o. Hale bak ya. Resmen bizimle aynı okulda okuyor. Çağla bunu konuştuk ama değil mi? Sakin olman gerekiyor. Ya ben sürekli bunun yüzünü görmek zorunda mı kalacağım? Ben böyle bir şey tahammül edemem ki. Planımızın kusursuz işlemesini istiyorsan edeceksin. İstiyorsun değil mi? Herhalde. Hadi. Ben artık gideyim. Sen de dersine gir. Tamam canım. Öğlen buluşuyoruz. Sana yemek ısmarlıyorum, olur mu? Olur. Hadi dersler. Sana da. Efendim Goncacığım,
Aslı'cığım ne yapıyorsun? Okulda mısın şu anda? Evet canım. Nasıl, ortam güzel mi? Ya da bir dakika. En iyisi sen anlatma. Ben seni hemen bipleyeyim. Görüntülü görüşelim. Tamam, tamam. Bak burası fakültenin girişi. Ortamı görebiliyor musun? Evet Aslı, görebiliyorum. Ay çok güzelmiş. Bir gün seni de getiririm, merak etme. Ya getirirsin tabii ama. Ben o kadar bekleyemem ki. En iyisi sen okulun değişik yerlerinden beni biple. Tamam tamam. Birkaç yerden kepslerim hazır olsun. Tamam, bekliyorum canım. Öpüyorum. Burası benim yerim. Anlamadım. Sen arkaya otur, görüntüyü bozma. Hem zaten buralarda doldu. Asıl sen geç arkaya ya. Sana ne oluyor ya? Sen işine baksana. Öf kızım, sen ne sıktın ya? Boğuldum. Hadi benim asabımı bozma da yerine geç. Otur sen de buraya. Aslı, ben de çok memnun oldum. Böyle tiplere bir kere evet dedin mi, tepene çıkarlar. Ya evet, durup dururken sataştılar. Ben de anlamadım. Burası bunlarla kaynıyor. Okul değil, sanki oyuncak mağazası. Her yer Barbie bebek dolu. Haklısın. Neyse, biz işimize bakalım. Evet, evet. Bunlarla muhatap olunmaz. Duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var.